Merhaba sevgili Çiftçi TV izleyicileri. Yeni bir tarla bitkileri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Kırşehir merkeze bağlı Kesikköprü köyünde Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürümüz Duran Seçen'le birlikte genel olarak Kırşehir tarımını sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Müdürüm hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Vallahi yonca tarlaları görünce biz mutlu oluyoruz. Kırşehir hayvancılığın başkentlerinden birisi. Yonca'nın olması bizim için iyi. Öncesi bir tanıyalım. Daha sonra da Kırşehir tarımı ile ilgili biraz sohbet edelim müdürüm. Öncelikle ben de buraya gelip çekim yaptığınız için Çiftçi TV'ye teşekkür ediyorum. Duran Seçen, Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü. Tabii Kırşehir ilimiz bir tarım şehri. Özellikle bizim bölgemizde kuru tarım alanlarının yoğun olması nedeniyle, sulama kısıtları nedeniyle özellikle tarım arazilerimizde biz hububata yönelik, hububat ağırlıklı bir üretim gerçekleştiriyoruz. Tabii bunun yanında yine bakliyat dediğimiz nohut, yeşil mercimek gibi ürünlerin ekilişinde son dönemde artırmış durumdayız. Yine detaylı olarak tabii tarımsal üretimle ilgili bahsetmiş olacağız. Bizlere de Kırşehir tarımını anlatma fırsatı verdiğiniz için, Kırşehir'in tarım ve hayvancılığını tüm çiftçilerimize duyuracağımız için biz de teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Şimdi Kırşehir ciddi anlamda kurak bir bölge. Bunu her programda söylüyorum. Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden birisi. Diyeceksiniz ki Yonca nasıl var? Burası hemen Kızılırmak'ın yanı. Hani dibi deriz ya. Aynı Kızılırmak'ın dibi. Kızılırmak'ın kenarlarında işte mısır olur, yonca olur, patates olur. Bunun ekimi yapılıyor ama değil mi müdürüm? Genelde iç bölgelerde arpaydı, nohuttu, evet, mercimekti. Daha çok bu tür ürünler ekiliyor. Evet. Yani biraz önce de söylediğim gibi bizim ilimiz özellikle kurak bir coğrafyada, kurak bir bölgede yıllık yağış ortalaması, uzun yıllar yağış ortalaması 350 milimetreler bulan, maksimum seviyede 350 milimetreler bulan bir yağış kuşağına sahip bir bölgedeyiz. Kurak bir bölgedeyiz. Dolayısıyla ekiliş alanlarımız genellikle kuru tarım alanlarında ve kuru tarım yapılan ürünlere yönelmiş durumdayız. Bunda da en önemli payı özellikle arpa ve buğday ürünü yer alıyor. Tabii biz özellikle son yıllarda arpa üretiminde Türkiye'de 5. sıraya kadar yükselmiş durumdayız. Türkiye üretiminin 5. sıradayız. 2. sırada buğday ürünümüz var. Kurak alanlarda buğday ürünü yetiştirmiş oluyoruz. Yine dediğimiz gibi kuru alanlarda özellikle münavebede nohut ve yeşil mercimek üründe de yine son yıllarda da aspir ve yağlık ayçiçeği ürünlerinde de ekiliş alanlarımızı artırmış durumdayız. Bu nedenle biz özellikle Kızılırmak kenarında, Kızılırmak'ın ilimiz sınırlarında uzun bir hattan geçmesi nedeniyle Kızılırmak'ın kenarında özellikle sulu tarım alanlarımızda yonca gibi, silajlık mısır gibi ürünlerimizin ekilişini artırmaya çalışıyoruz. Yine yem bitkileri üretimini artırmaya çalışıyoruz. Malum Kırşehir ilimiz özellikle hayvancılığın, besi hayvancılığın merkezi konumunda. Evet. Bu nedenle de hayvanlarımızın ihtiyaç duyduğu kaba yemi karşılamak adına dediğimiz gibi sulu alanlarda yonca, yine silajlık mısır ürünlerinin ekilişini, yine şeker pancarı ürünün ekilişini artırmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi biz biliyorsunuz bu tarla bitkileri programı Tarım Bakanlığı'nın izni ve onayıyla eğitim faaliyetleri kapsamında yapılıyor. Ben normalde Duran Bey'in yakın çalışma elemanıyım diyeyim. Enformasyona bakıyoruz. Evet. Bu sene kuraklık olmadı. Hani belirli bölgelerde afet oldu. Hatta Mayıs-Haziran ayı oradan oraya afet peşinde koştuk. Bazı vatandaşlarımız zarar gördü. Bu seneki yağışların iyi olması herhalde hasadı etkiledi değil mi durum? Tabii evet. Ben Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü olarak 2 yıldır görev yapıyorum. Ben göreve gelmeden önce özellikle son yıllarda, son 3-5 yıl içerisinde aşırı derecede bir kuraklık sıkıntısıyla karşı karşıyaydı ilimiz. Çok şükür ki 2 yıldır verimimiz oldukça yüksek. Yağışları özellikle kışın kar yağışını, bahar döneminde de yağmur yağışlarını almak suretiyle çok şükür 2 senedir verimimiz çok yüksek. Hele hele bu sene özellikle ilkbahar ayında yağan yağmurlar verimimizi, rekoltemizi oldukça yükseltmiş durumda. Bu sene özellikle hububat grubunda minimum 350-400-450 kilograma kadar kuru tarım arazilerinde verim elde ediyoruz. Verimimiz oldukça yüksek. Yine yem bitkisinde de, yoncada da gördüğümüz gibi, silajlık mısırda da, şeker pancarında da ürünlerimiz oldukça iyi. Onlardan da çok yüksek verim ve rekolte bekliyoruz inşallah. Müdürüm bereketimle geldim diyorsunuz. 2 sene Kenan Bey duymasın, bereketimizle geldik.
Ama gerçekten iyi. Çiftçinin yüzü gülünce bizim yüzümüz gülüyor. Aynen. Şükürler olsun, bu sene nereye gitsek 400 kilo, 500 kilo almış çiftçi. Hani 200-250 kilo bekleyen çiftçinin 400-450 kilo alması neredeyse 2 yıllık mahsulü tek senede aldı. Tabii. Rabbim daha çok versin diyoruz. Evet müdürüm, az önce bir şey söylediniz. İşte buğday ekiliş alanlarından falan bahsettiniz. İl müdürlüğü olarak benim ciddi anlamda en beğendiğim çalışmalarımızdan birisi şu. Çeşitli ürünleri deniyoruz projelerle. İşte evet. Kuraklığa dayanıklı, sıcağa dayanıklı, işte ne bileyim sulu tarımda nerede olabiliriz, susuz tarımda nerede olabiliriz? Yapmış olduğunuz projelerden biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Biz tabii konuşmamızın başında söylediğimiz gibi özellikle kuru bir tarım yapan, özellikle yağışın düşük olduğu bir bölge demiştik, bir coğrafyadayız demiştik. Biz de bu vesileyle kuru tarım alanlarında birim alandan en fazla ürün elde edilen, kurak şartlara en fazla dayanıklı ve o şartlarda en fazla ürün elde eden çeşidi tespit etmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda gerek bakanlığımız kaynaklarıyla, gerek dış kaynaklı, AHİK gibi, KOP gibi ajans kaynaklı desteklerle özellikle her ilçemizde uzmanlarımızla birlikte demonstrasyonlar yapıyoruz. Bu demonstrasyonlarda özellikle hububat grubuna ağırlık vermiş durumdayız. Çünkü yöremizde yaklaşık 1 milyon 800 bin dekara yakın bir alanda arpa ve buğday yetiştiriciliği var. Dolayısıyla 3 milyon 300 bin dekarlık bir tarımsal üretim yapılan, fiilen tarımsal üretim yapılan bir bölge olmamız nedeniyle bunun da 2 milyon dekara yakın, 1 milyon 800 bin dekarlık bir alanda hububat yetiştiriciliği yapmamız dolayısıyla biz de arpa ve buğday çeşitlerinde kurak şartlara dayanıklı ve bu şartlarda da en fazla ürün elde eden çeşidi tespit etmeye çalışıyoruz. Geçen yıl ilçelerimizde toplam 45 adet arpa ve buğday çeşidinde demonstrasyonlarımızı yaptık. Bu çeşitleri eşit şartlarda, eşit miktarda gübre kullanarak aynı arazi üzerinde parseller oluşturmak suretiyle deneme alanları oluşturduk. Ve ekilişinden hasat dönemine kadar sürekli kontrol altında tuttuk ekiplerimiz tarafından. Ve hasat edip sonuçları gördük. Sonuçlarımızı da çiftçilerimize paylaşmış olduk. Dolayısıyla biz özellikle yöremize bu şartlara en dayanıklı ve kurak şartlarda birim alanda en fazla ürün veren hububat çeşidini tespit etmeye çalıştık. Bunda da Ankara Merkez Tarla Bitkiler Araştırma Enstitüsü, yine Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü ve kurumumuzdaki ve il ve ilçe müdürlüğümüzdeki uzmanlarımızla birlikte bu kontrol ve hasat işlemlerini gerçekleştirmiş olduk. Evet, bakanlığımızda sürekli istişare halindesiniz. Tarla günleri de yapıp bunu vatandaşa duyuruyorsunuz. Evet. Peki vatandaşı yönlendirmek, alışkanlıklarını değiştirmek kolay oluyor mu? Yani sonuçta herhalde bir ilçe müdürlüğü olsun, il müdürlüğü olsun, bulunduğu bölgede o işe en hakim kuruluş. Vatandaş alışkanlıklarını kolay değiştirebiliyor mu bu konuda? Şimdi Kırşehir ilimiz özellikle genç nüfusun fazla olduğu, okuma yazma oranının yüksek olduğu, örgütlülük manasında yani bitkisel üretimde ve hayvancılıkta örgütlü yapıyı tanımlamış, bilinçli çiftçilerin, üreticilerin olduğu, yani okuma yazma oranı dediğimiz gibi yüksek, çok yüksek. Konusunda eğitimli ve sertifika almış kişilerimiz, çiftçilerimiz çok fazla sektörde. Özellikle tarım arazilerimiz ve mera alanlarımız geniş bir yapıda, hayvancılık noktasında ileri bir seviyedeyiz. Uzman eller dediğimiz özellikle Ziraat Fakültesini bitirmiş, Tarım Meslek Lisesini bitirmiş, Veteriner Hekimliği Fakültesini bitirmiş veya ön lisans konusunda eğitim almış çok sayıda üreticimiz sektörümüzün içerisinde. Dolayısıyla bilinçli bir çiftçi kitlemiz var. Bu nedenle bu bizim için bir avantaj. Biz bu avantajı Kırşehir Tarım ve Hayvancılığında kullanmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim yöremizde il ve ilçe müdürlüğümüz tarafından yapılan eğitimler oldukça ilgi görüyor. Vatandaşlarımız bizim önerilerimizi, sunmuş olduğumuz alternatifleri dikkatle dinliyorlar ve uygulamaya geçiriyorlar. Bu noktada da çiftçilerimizin yeni ürünler deneme noktasında bizim yapmış olduğumuz çalışmaları sahada gözlemlemek, uygulamak noktasında bize oldukça yardımcı oluyorlar. Bu nedenle yeniliklere açık bir çiftçi kitlemiz var. Kırşehir'de 20 bin aşkın bir çiftçi kitlemiz var. Dediğimiz gibi bu çiftçi kitlemizin de tarıma, hayvancılığa ilgi ve alakası oldukça yüksek. Eğitim seviyesinin yüksek olması, bilinçli ve örgütlü bir yapıya inanmış olması bizim tarımsal üretim noktasında faaliyetlerimizi kolaylaştıran bir faktör oluyor. Bu nedenle çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Sahada bütün yapmış olduğumuz yenilikleri sürekli takip etmek suretiyle, bizlerle fikir alışverişi yapmak suretiyle sürekli yeniliklere açık bir çiftçi kitlemiz var. Şimdi Kırşehir özelinde değil ama oldukça önemli olduğu için buradan hani bir de Çiftçi TV gerçekten ülke genelinde yoğun bir şekilde izlenen bir kanal. Buradan da duyuralım. Bu uzman eller projesi gerçekten güzel bir proje. Yani üniversiteyi bitiren, tarımla hayvancılıkla alakalı bölümleri bitiren
öğrenci kardeşler, yani mezun olduğu meslektaşlarımıza diyelim. Evet. Devletimiz belli bir hibe veriyor köylerine. Evet. Bu projeden biraz bahsederseniz müdürüm, herkes duysun projemizin evet. olduğunu. Tabii biz uzman eller projemizi önemsiyoruz. En çok önem verdiğimiz projelerden bir tanesi. Uzman eller projesi şu demek, özellikle tarım meslek lisesini bitiren, ziraat fakültesi mezunu veya veteriner hekimliği fakültesi mezunu ya da ön lisans tarımla ilgili bir bölüm bitiren gençlerimize bizlere bitkisel ve hayvansal üretim noktasında projesini sunmak suretiyle biz bu sene için 250 bin lira hibe desteği veriyoruz. Bundaki amaç tarımsal bir proje sunmuş olacak bize, bu projesini gerçekleştirmiş olacak. Yine bu projesini kırsal bir alanda uygulamış olacak. Bu projedeki amacımız yeni mezun konusunda eğitim olmuş almış gençlerimize tarım sektörünün içerisinde yer almasını sağlamak, tarımsal üretimin içerisinde olmalarını sağlamak, önder bir çiftçi oluşturmak hem de istihdama katkı sunmak amaçlanmakta. Tarım sektörümüzün geleceği gençlerde. Bu nedenle biz gençlerimizi tarım sektörüne ilgilenmesini istiyoruz. Bu işin içerisinde olmalarını istiyoruz. Çünkü bilinçli ve tekniğine uygun tarım yapılmasını istiyoruz. Bilinçli ve uygun tekniğine uygun tarımsal üretim yapılırsa hem girdi maliyetlerinin düşürülmesi hem de birim alandan alınan ürün miktarının artırılması noktasında bu bize katkı sağlayacaktır. Ben şunu söylüyorum. Hani çok güzel bir sloganımız var ya, doğduğum yerde doymak istiyorum. Evet. İşte bakanlığımız bunu sağlama noktasında böyle bir proje yapmış. Aynı zamanda dediğiniz gibi genelde bizde hani eski usul, babam usulü tarım çok fazla yapılırdı. Ama işte bu uzman eller, uzman arkadaşlarımız köylerine döndüğü zaman teoriyle pratiği birleştirdikleri zaman herhalde köylüye de faydaları olacaktır diye düşünüyorum. Güzel de olacaktır. Kesinlikle. Yani ve bu bizim özellikle üniversite mezunu gençlerimize bu konuda eğitim almış insanların tarım ve hayvancılık sektöründe uğraşması, o işten para kazanıyor olduğunu göstermiş olması onlara da önderlik edecek, onlara da bir yol gösterecektir. Bu nedenle önemli bir proje. Yani özellikle diğer fakülte mezunu arkadaşlarımızın da gerek Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla, gerek Tarım Bakanlığımız aracılığıyla düzenlenmiş olan eğitimlere katılmış olması ve bunların sertifikalandırılmış olması durumunda bakanlığımızın tüm hibe programlarında, destek programlarında öncelik hakkı tanınıyor. Evet. Özellikle bizim destekleme programımızda önceliklerimiz genç olması, özellikle kadın olması, pozitif ayrımcılık, yatırımını kırsalda yapıyor olması, üniversite mezunu olması, hibe ve desteklerde öncelik konularımız. Biz gençlerimizin tarım sektöründe olmasını istiyoruz. Dediğimiz gibi tarımın geleceği gençlerde. Evet. Ben şimdi konu gidelim diyorum ama bir konu var, ona hemen girmek istiyorum aslında. Kırşehir beni heyecanlandırıyor konuda. Jeotermal seracılık herhalde yakında bir 5-10 seneye özel idaredeki arkadaşlarla görüştüğümüz zaman 4-5 projenin daha olduğunu söylüyorlar. Jeotermal domates üretiminde herhalde güzel bir söz sahibi olacak. Bu evet. bölge bunun için elverişli bölge zannedersem müdürüm. Bizim bu üzerinde bulunduğumuz arazide, bölgede özellikle Kızılırmak Havzası dediğimiz bir bölge. Kızılırmak ilimiz sınırları içerisinde büyük bir hat güzergah üzerinden geçiyor. Dolayısıyla burada mikroklima bir alan var. Bu bölgede özellikle biz sebzeciliğin, açıkta sebzeciliğin ve örtü altı sebzeciliğin yaygınlaştırmasını istiyoruz. Bu noktada da özellikle şehrin kendi ihtiyaçlarını karşılamak noktasında biz bu bölgede özellikle açıkta sebzecilik ve yine örtü altı sebzecilik noktasını geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle hem Tarım Bakanlığımız katkılarıyla hem de ulusal ajans katkılarıyla veya bölgesel ajans katkılarıyla bu alanda seracılık projelerimize birlikte üreticilerimize bir sebze üretim alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu noktada oldukça başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Yine bizim ilimizin en güçlü olduğu noktalardan bir tanesi jeotermal seracılık. Özellikle jeotermal zengini bir şehiriz. Dolayısıyla bu jeotermal kaynaklarımızı biz sebzecilikte kullanma noktasında oldukça bir girişimlerimiz var. İlimizde özellikle şu an için iki bölgede bir jeotermal seramız üretim gerçekleştiriyor. Birincisi Karakurt dediğimiz bölgede 126 dekarlık bir alanda sadece jeotermal alanda domates üretimi gerçekleştiriyoruz. Yine bizim Çiçekdağ'da Mahmutlu bölgesinde yine 100 dekara yakın bir alanda domatese yönelik bir üretim gerçekleştiriyoruz. Son olarak da özellikle Mucur bölgemizde Medetsiz köyümüzde cam sera, 50 dekar cam seramızın yapımı bitti. İnşallah Ağustos ayının başında da ilk vide dikim işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Orada da domates üretimi gerçekleştirmiş olacağız. O seramız, cam seramız şu an için 50 dekara bitmiş durumda.
Bu tamamlandığında 300 dekarlık bir üretim sahasına kavuşmuş olacak. Tabii biz burada yaklaşık 400 kişiye yakın bir istihdam imkanı sağlamış olacağız. Şu an Karakurt köyümüzdeki cam seramızda 170 tane vatandaşımız istihdam imkanı sağlanmış durumda. Yine Mahmutlu'daki seramızda da 100 kişilik bir istihdam imkanı sağlanmış. Hem istihdam açısından iyi hem de iç piyasadaki fiyatların düşmesi açısından iyi. Tabii. Yine biz özellikle şehrimizin farklı bölgelerinde jeotermal kaynakların olduğu bölgelerde özellikle özel idaremizle birlikte jeotermal kaynak araçları devam ediyor. Eğer bu alanlarda da yeterli fizibilite sonucunda yeterli jeotermal kaynak olduğu tespit edilirse bu bölgelerde de jeotermal sera alanları veya organize jeotermal sera alanlarının oluşturması yönünde yürütüyoruz çalışmalarımızı. Bu konuda da yine yaz seracılığı noktasında da özellikle bizim Aydoğmuş köyünden itibaren bu Kızılırmak Havzası içerisinde Savcılı köy, Büyükoba köyümüze kadar bu bölgede hem açıkta hem de örtü altında sebzecilik faaliyeti de yürütülüyor. Bu noktada kendi ilimizin, kendi yöremizin sebze ihtiyacını karşılamak üzere çiftçilerimiz üretimde bulunmuş oluyorlar. Şimdi biz hani 50 dekar, 100 dekar, 300 dekar olacak dediği belki kulağa az geliyor ama 50 milyon dolarlık bir yatırım. Tabii. Yani o 300 dekar cam seranın hani açık maliyeti, alandaki domatese oranını vurduğumuz zaman herhalde 20 bin dekara falan belki de daha fazla. Yani şimdi şöyle bir kıyaslama yapalım. Yani bir açık alanda belki üreteceği bir domatesin belki 1,5-2 tonluk bir verim alacak ama bir cam seradan alacağı verim miktarı 50-55 ton dekardan. Evet. Yani böyle bir kıyaslama yaptığımız 20 zaman katı. Yani jeotermal seranın ne derece önemli olduğunu ne derece önemli olduğunu ortaya koymuş oluyor. Bu vesileyle biz jeotermal kaynaklarımızı jeotermal alanlarımıza yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü aynı zamanda profesyonel manada yapılan jeotermal seralar istihdam açısından, yörenin insanın çalışması açısından, insanlara ekmek kapısı olması açısından ve dediğiniz gibi üretimi artırma açısından oldukça önemli. Biz sadece iki seramızda Karakurt'taki ve Mahmut'taki iki seramızda toplam yıllık 8500 ton domates üretimi gerçekleştiriyoruz. Ve çoğu da bunu ihraç ediliyor. Tabii yani çoğu da Avrupa Birliği ülkelerine gönderiliyor. Yine Medetsiz'deki seramızda da 50 dekarlık bir sera alanımız şu an bitmiş durumda. İnşallah Ağustos ayının başı itibariyle üretime fide dikimine başlamış olacağız. Bu bir cam sera, 300 dönümlük cam sera. Tabii cam seralarda üretim daha fazla gerçekleşebiliyor plastik seralara göre. Bu nedenle de 400 kişinin orada istihdam edilecek olması ilimiz için de oldukça bir avantaj. Bizim için şu açıdan da çok önemli. Kırşehir'de biz bu sene salkım bildiğiniz birinci kalite salkım domatesi müdürüm 10-15 lira arasında yiyoruz. Hala kışında 10-15 liraydı. Fiyatlar arttı her yerde. Bizde hala 10-15 lira. Evet. Bu biraz da herhalde yerel üretimin, iç piyasadaki üretimin. Yerinde üretimin bir avantajı. Tabii evet. Yani ilimizde. Umarım yıllık, illerimizin genelinde artar. Tabii 8500 tonluk bir domates üretiminin ilimizde olması, iç piyasaya girmesi, pazara girmiş olması tabii fiyatların da stabil gitmesine bizde daha ucuza yememize sebebiyet veriyor. Evet. Şimdi müdürüm arpası, buğdayı, nohutu, mercimeği buralara geleceğiz. Bu zaten standart üretim alanlarımız ama bazı hani yenilikçi çiftçilerimiz olur ya alternatif tarım arayan. Evet. Bunlar yönelik çalışmalarınız var mı? Mesela ben şey biliyorum bir geçen sene falan çörek otu, 2 sene önce çörek otunda Kırşehir'de yoğun bir ekiliş alanı oldu. Evet. Var mı böyle bir farklı ürünlerin ekildiği yerler? Şimdi biz tüm tarım arazilerimizi arpayla, buğdayla, nohutla, mercimekle doldurmak istemiyoruz. Tabii alternatif ürünler, katma değeri yüksek ürünleri de özellikle nadas alanlarımızın daraltılması, tarımsal üretimin kesintiye uğramaması ve üretimin stratejik ürünlerin ilimiz genelinde üretilmesi için oldukça yoğun bir çaba içerisindeyiz. Tabii bunu ulusal ve yerel ölçeklerle, projelerle artırmaya çalışıyoruz. Tabii son dönemde en stratejik ürünler olan yağlı bitkiler. Bu noktada da aspir yetiştiriciliğinde yağlık ayçiçeği yetiştiriciliğinde ilimiz oldukça önemli bir yere sahip oldu. Aspir'de özellikle Mucur bölgemizde, yine Boztepe bölgemizde ve merkezde aspir yetiştiriciliği oldukça yoğunlaşmış durumda. Bu aspir üretimde de Türkiye'de 8. sıraya kadar yükselmiş durumdayız. Yine yağlık ayçiçeğinde yaklaşık 200 bin dekara yakın bir yağlık ayçiçeği ekiliş alanımızı oluşturduk. Tabii biz özellikle marjinal tarım arazilerinde eğimli, taşlı, kireçli birçok kısıtlayıcı faktörü barındıran tarım arazilerimizde, özellikle taban olmayan tarım arazilerimizde biz tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliğini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Tabii bunlar içerisinde kimyon, çörek otu, lavanta gibi ürünlerin ekiliş alanlarını da son dönemlerde artırmış olduk. Son dönemde sadece 500 dekarlık bir alanda lavanta dikilişini gerçekleştirdik. Bu sene ikinci senosi. Dediğimiz gibi lavanta
Savcılı'da, Kekillerlik köyümüzde 500 hektarlık bir lavanta tarlası oluşturmuştuk. Yine özellikle kimyon üretiminde Türkiye'de 7. sıraya kadar yükselmiş durumdayız. Çörek otu da ilimizde 10 bin dekarlara kadar ulaşmış durumda. Tabii bununla birlikte bu ürünlerin katma değerini artırmak adı altında biz bunların distilasyon ünitesi, sıkım ünitelerinin oluşturmasına çalışıyoruz. Tabii biz sadece ürünlerin ekilmesi ve hasat edilmesi değil, bu ürünlerin değerlendirilerek, çeşitli mamul haline dönüştürülerek katma değerinin artırılması noktasında orası da çok önemli. Şimdi ben çalışmalarımız burada var. Bir araya gireyim müdürüm. Çünkü çiftçi üretim yapar. Siz yeter ki çiftçiye bir yol gösterin. Evet. Ama yolun sonunda da para kazanması gerekiyor. Tabii. Bu bahsettiğiniz lavanta olsun, kimyon olsun, çörek otu olsun. Belki bizi izleyip Kırşehir'den, hatta çevre illerden, Aksaray'da, Niğde'de, Devşehir'de ekmek isteyen olacak. Bunların pazarlama noktasında sıkıntı yaşıyorlar mıdır? Evet. Bilginiz var mı bu konuda? Tabii bunların pazarlama noktasında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadı çiftçilerimiz. Biz de bu noktada onların her zaman yanındayız, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz özellikle kırsal kalkınma destekleriyle bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması noktasında ve ürünlerin katma değerini artırmak adı altında projelere destek veriyoruz. Tabii biz hem hububat grubunda, hem bakliyat grubunda, hem de tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirmesi noktasında paketleme, işleme, depolama tesislerine %50 oranda hibe desteği vermiş olduk. Bu noktada özellikle dediğimiz gibi lavantada da, çörek otunda da bu ürünlerin işlenmesi, sıkım ünitesi, distilasyon ünitelerine %50 oranda destek veriyoruz. Bu noktada bir projemiz de geçti. İnşallah bu sene yapım işlemlerini gerçekleştirmiş olacak. Yine yağlık ayçiçeğinde de, aspirde de bizim burada alım ünitelerimiz var. Farklı kuruluşların farklı alım üniteleri var. Bu noktada çiftçilerimiz satış noktasında, pazarlama noktasında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyorlar. Üstelik aspir ürününde çiftçilerimizin bizzat tarlasına gelmek suretiyle gelip almak isteyen üreticilerimiz var. Bu noktada da çok sıkıntı, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bir nevi sözleşmeli üretim gibi bir şey oluyor. Aynen ama. Yani aspirde özellikle tarlasına gelip almak suretiyle alım gerçekleşmiş oldu. Demek ki bir ihtiyaç var müdürüm. Aynen. O sebepten ötürü. Şimdi şöyle baktığımız zaman müdürüm, yoncası, mısırı, tritik ailesi, arpası, hayvancılığa yönelik üretim faaliyetlerimiz de var ama herhalde bunlar dış piyasaya çok gitmiyor değil mi? Kendi iç piyasada Kırşehir'e yetmiyordur. Yanılıyor muyum? Kesinlikle. Tabii biz her ne kadar özellikle bitkisel üretimin üzerine yoğunlaşmış olsak da Kırşehirli özellikle besi hayvancılığında çok ön planda. Biz 290 bin lira varan büyükbaş hayvan varlığıyla, yine 400 bin lira varan küçükbaş hayvan varlığıyla bölgede hayvancılıkta söz sahibi bir iliz. Özellikle et üretiminde yıllık 30 bin tonlara yakın bir et üretimimiz gerçekleştiriyoruz. Tabii dolayısıyla bu hayvanların da kaba yeme ihtiyacı var. Kaliteli kaba yeme ihtiyacı var. Biz de bu hayvanların işletmelerin karlı duruma geçmesi, hayvanların kaliteli kaba yemeye ulaşması açısından yem bitkiler üretimini artırmaya çalışıyoruz ki işletme karlı bir duruma geçmiş olsun. Özellikle sulu tarım arazilerimizde yonca gibi, silajlık mısır gibi ürünlerimizin %75 hibeli tohum destekleriyle, %50 tohum destekleriyle bu ekiliş alanlarımızı özellikle Kızılırmak havzasında suya yakın bölgelerde, su kısıtının olmadığı alanlarda özellikle biz yem bitkileri üretimini artırmaya çalışıyoruz. Tabii bu hayvanlarımızın, mevcut hayvanlarımızın hem kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamak, hem de tarımsal işletmelerin, hayvancılık işletmelerinin daha karlı duruma geçirebilmesi için en önemli girdilerden olan yem bitkileri girdisini daha ucuza temin edebilmek, yerinde temin edebilmek amacıyla biz de özellikle %75 ve %50 tohum desteklerimizle bu ekiliş alanlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Sulu tarım alanlarımızda özellikle yonca ekiliş alanlarıyla, yine silajlık mısır ekiliş alanlarıyla, kuru alanlarda da özellikle korunga gibi, macar fiyi gibi ürünlerle yem bitkileri üretimini artırmaya çalışıyoruz. Tabii son dönemde özellikle hayvancılığımızın ihtiyaç duyduğu kaliteli kaba yemi karşılamak için 20 bin dekarlara varan oranda yonca ekiliş alanlarımız oluştu. Yine 20 bin dekar civarında da bir silajlık mısır ekiliş alanlarımız oluşmuş durumda. Dediğimiz gibi kuru tarım arazilerimizde de fiyi gibi, macar fiyi gibi, korunga gibi ürünlerimizin de ekiliş alanlarını artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca Tritikale gibi havzamıza yer alan yeşil ot noktasında Tritikale gibi ürünlerinde hayvancılıkta kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere tohum desteklerini de sağlamış oluyoruz. Vermiş olduğumuz bu tohum destekleriyle dediğimiz gibi bölgemizde, ilimizde yem bitkileri üretim alanlarını bayağı artırmış durumdayız. Burada üretilmiş olan ürünlerimiz, Kırşehir'de üretilen ürünlerimiz kendi ilimizdeki işletmelerimizin ihtiyacını karşılar durumda. Dolayısıyla biz
bununla da kalmayıp yem bitkileri ekiliş alanımızı daha da artırmaya çalışıyoruz. Yine sunmuş olduğumuz projelerle, tohum destekleriyle bu alanları artırmaya yönelik de katkı sunmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Şimdi yeri gelmişken bir konuya daha değinelim. Hani unutmayalım diye söylüyorum. Siz göreve geldiğiniz günden beri Tersim'i il genelinde yaygınlaştırmaya çalışıyorsunuz. Hani ilk zamanlar belki çok millet anlamadı ama şu son 2-3 senedir gerçekten her alanda afetlerle karşı karşıyayız. İşte, çöken çatılar, yanan tarlalar, işte ne bileyim telef olan hayvanlar. Tersim önemli bir konu. Değil mi müdürüm? Biz de herhalde benim bildiğim Kırşehir Türkiye'deki sıralamasında en önlerde, İç Anadolu'da en iyi. Evet. Kayseri Bölge Temsilcisi böyle söylemişti. Evet. Değil mi? Tersim'i öneriyoruz. Şimdi, kesinlikle. Tersim çok önemli. Tarım Bakanlığımızın en önem verdiği konulardan bir tanesi Tersim. Tabii Allah afetlerden korusun bizleri. Biz herhangi bir afet olmasını tabii ki istemeyiz. Böyle bir durumla çiftçilerimiz karşılaştığı zaman özellikle ürünün zararının tazmini noktasında çiftçiler muhatap arar duruma gelmesinler istiyoruz. Dolayısıyla herhangi bir dolu olduğu zaman, yangın, kuraklık, evet, herhangi bir doğal afetle karşılaşmaları durumunda özellikle Tersim çok çok önemli. Biz de bu noktada özellikle Kayseri Bölge Müdürlüğümüzle birlikte bilinçli bir çiftçi kitlesine sahip olmamız, yine eğitimli bir çiftçi kitlesine sahip olmamız, yine ilgili kuruluşların, kurumların Tersim Bölge Müdürlüğü gibi il ve ilçe tarım müdürlüğümüzdeki teknik elemanlarımızla birlikte sürekli bilgilendirme faaliyeti yürütüyoruz. Tersim ne derece önemli olduğunu, herhangi bir afetle karşılaşılması durumunda bu zararın kim tarafından nasıl tazmin edileceği noktasında Tersim'in çok önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda da Türkiye genelinde Tersim sigortalaşma oranına baktığımız zaman %20'lerde Türkiye'de sigortalaşma oranı. Bizim ilimizde %59'larda. Çok güzel. Yani Türkiye'de en önde olan illerden bir tanesiyiz. Yani İç Anadolu bölgesi zaten ilk sıradayız. Türkiye genelinde en önde olan illerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla çiftçilerimiz bu noktada Tersim'e oldukça güveniyor, inanıyor ve çok yüksek bir sigortalaşma oranımız var. Tabii biz de çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Bu noktada bize destek verdikleri için Tersim'in ile ilgili yapmış olduğumuz tüm toplantılara katıldılar. Bizleri dinlediler, gerekli önerileri sunmuş oldular. Bizler de Kayseri Bölge Müdürlüğümüzle birlikte sürekli köy köy, ilçe ilçe gezerek gerek il müdürlüğümüze, gerek STK'larımıza toplantı yapmak suretiyle sigortalaşma oranı artırmaya çalışıyoruz. Tabii çiftçilerimizden de isteğimiz herhangi bir inşallah böyle bir afetle falan karşılaşılmaz. Ola ki böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman mutlak surette Tersim'e önem versinler. Kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olsunlar. Ben şunu çok net bir şekilde söylüyorum. Ben son 4-5 senedir Kırşehir'deyim. Ben burada kuraklığı da gördüm, afet seli de gördüm, yangını da gördüm, çatı çökmesini de gördüm. Yani Tersim bir nevi arabanın kaskosu gibi. Kesinlikle. Siz zaten devlet desteği de var. Sizlerden ricamız, küresel ısınma mı dersiniz, başka bir şey mi dersiniz? İklimin bu kadar değiştiği bir dünyada herhalde Tersim bizim can simidimiz olacak. Lütfen Tersim'i yapalım. Müdürüm bir konu daha var. Aslında birçok kişinin merak ettiği, sadece Kırşehir özelde değil, zannedersem 28 ilde birden gerçekleşti. TKDK. Evet. Kuruluşu herhalde değil mi? 28 ilde birden mi yeni oluşuma geçti? Evet. Bu TKDK'nın ne faydası olacak bu üreticilerimizin müdürüm? Şimdi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu dediğimiz TKDK önce 42 ilde vardı. Evet. İlimiz yoktu bu kapsamda. Tarım Bakanlığımızın kararı ile diğer 39 ilde de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu dediğimiz projenin adı İPART. Bu proje ilimizde de bu sene uygulanmaya başlayacak. Biz İlimizle de, birlikte Türkiye'deki 81 ilde. Tüm 81 ile yaygınlaşmış olacak. Evet. Biz de bu doğrultuda gerek fiziki imkanlarını ayarlamış durumdayız. Her türlü ortamı sağlamış durumdayız. Ve inşallah bu sene içerisinde müracaatlar almaya başlayacaklar. Bu TKDK dediğimiz, İPART dediğimiz teşkilatımız, projemiz özellikle yine kırsal kalkınmaya benzer. Özellikle bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, yine turizme yönelik yatırımlar, tarım dışı yatırımlar, işte hayvansal ve bitkisel ürünlerin işlenmesi amacıyla işletmelerin ihtiyaç duyduğu makine ekipmanlarının temini noktasında proje sunmak suretiyle gerçekleştirilen bir kurumumuz, kuruluşumuz. Bu doğrultuda da bizler de
Diğer TKDK'nın olmadığı 39 ilimizde de bu sene itibariyle müracaatlar başlamış olacak. Biz de Tarım İl Müdürlüğümüz bünyemizde onları barındırmış olacağız. Onlarla ilgili inşallah bu sene de müracaatlar alınmış olacak. Sadece biz kırsal kalkınma kapsamında çiftçilerimiz %50 İBE desteğine evet. başvurabiliyordu. TKDK'nın kırsal kalkınmayı destekleme kurumunu ilimizde kurulması aynı zamanda farklı bir proje sunma açısından da yeni bir kuruluşun olması ilimizin istihdamı açısından ilimize ürünlerin katma değerini artırmak, tarımsal ürünlerin işletmesi ve farklı ürün haline getirmesi açısından avantaj sağlayacaktır. Şimdi şöyle bir şey yanlış algı oluşmasın. Bu İl Tarım Müdürlüğü'nün bir şubesi gibi bir şey değil. Değil. Paydaşımız değil. Aynı değil. Bakanlık çatısı altındayız. Evet. Ama bizde bir bağlantısı aslında yok gibi. Evet. Sadece kurulum aşamasında biz referans mı, yol gösterici gibi bir tabii şey biz oluyoruz. Yol gösterici kuruluşunu tamamlayan, yardım eden bir kuruluş olarak onlara yardım etmiş olacağız. Tarım Bakanlığımıza bağlı bir farklı bir kuruluş. Aksaray'da görev yaparken TKDK koordinatörü vardı Selim Bey. Çok güzel bir şey söylemişti. Ya aklınızda bir proje var ilinizdeki bölgenizle alakalı. Lütfen o proje aklınızda kalmasın. Ya gelin TKDK'ya. Kesinlikle. Bir çayımızı için bize danışın. Biz ona bir fikir üretelim karşılıklı. Yani resmen insanlara destek vermek için çırpınan bir kuruluş. Yani hangi ildeyseniz lütfen TKDK'nın kapısını çalın. Neler yapabilirsiniz? Karşılıklı olarak konuşun. Evet. Müdürüm aslında programımız tarla bitkileri biz, ama. Biz tabii şunu da ben eklemiş olayım. Şimdi bu kadar çok ürün üretilirken tabii biz ürünlerin tohumun toprağa düşmesinden hasat dönemine kadar sürekli ürünlerimizi kontrol ediyoruz. Evet. Çok şükür ki yani ürünlerimizin ekilişinden itibaren sürekli fenolojik gözlemlerimizi, tespitlerimizi yapıyoruz, kontrollerimizi yapıyoruz, hastalık ve zararlı kontrollerimizi yapıyoruz, kuraklık tehlikesiyle karşıya mı değil mi yapıyoruz. Bu sene çok yağışlar noktasında oldukça iyi seviyede olduk. Dolayısıyla konuşmamızın başında da izah ettiğimiz gibi 400 kilogramlara kadar, 450 kilograma kadar hububatta verim alıyoruz. Tabii bu ürünlerin biz katma değerini yükseltmek için özellikle bu tarımsal sanayiye yönelik tesislerimiz oldukça önemli. Bunun depolanmasından tutun da işlenmesi, mamul haline dönüştürmesi çok önemli. Özellikle kırsal kalkınma projelerinde ve yine İPART dediğimiz TKDK'da bu ürünlerin işlenmesi ve mamul haline getirilmesi, paketlenmesi tarımsal sanayiye yönelik projelere destek veriyor. Dediğiniz gibi üreticilerimizin eğer kafasında bu üretilen ürünleri mamul haline dönüştürmek ve katma değerini yükseltmekle ilgili bir projeleri varsa sadece düşünmekle kalmasınlar. Gelsinler il ve ilçe müdürlüklerimizi ziyaret etsinler. Kesinlikle. Bizden onlara gerekli teknik bilgileri vermiş olalım. Gerekirse projeleri düşündüğü şeylerle ilgili biz önerilerimizi, fikirlerimizi söylemiş olalım. Tüm çiftçilerimiz inşallah gelsinler bir çayımızı içsinler. Görüşelim. İlimize yeni sanayi tesisleri kazandıralım. Evet. Yeni istihdam imkanları sağlamış olalım. Biz tabii gelmelerini beklemeden biz çiftçilerimizin ayağına giderek her türlü ortamda inşallah bunları da anlatacağız. İnşallah. Anlatıyoruz da anlatmaya da devam edeceğiz inşallah. Yani biz zaten sürekli sahadayız. Mesai dışında da gece eğitimlerimiz evet. çok etkili olmuştuk. Sizlerle köy köy gezmiştik. Eminim her ilde kurumlarımız aynı şekilde çalışıyordur. Müdürüm şimdi bu kadar bahsettik. Tam da Kızılırmak yanındayız. Bu Kızılırmak'ta su ürünlerinde son yıllarda ciddi ciddi Kırşehir'de büyük bir atılım var. Hani çoğu kişi bilmiyordur Kırşehir ne alaka balıkçılıkla ilgili. Tabii. Yanılmıyorsam il müdürlüğü olarak o konuda da çalışmalarımız var. Evet biz tabii Kızılırmak ilimizde büyük bir güzergahta büyük bir hattan geçiyor. Dolayısıyla Kızılırmak'ımızın üzerinde Hirfanlı Barajı gibi çok büyük bir barajımız var. Bu barajımızda biz özellikle su ürünleri alabalık üretiminde oldukça önemli bir yol mesafe kat etmiş durumdayız. Şimdi bizim Kızılırmak üzerinde bulunan Hirfanlı Barajımızın üzerinde yıllık yaklaşık 5000 tona yakın alabalık üretme kapasitesine sahip çiftliklerimiz oluştu. Biz 5000 ton kapasitesine sahip, alabalık üretim kapasitesine sahip alabalık çiftliklerimiz, tesislerimiz mevcut. Biz şu an için yaklaşık bu tesislerimizin 2000-2500 tona yakın bir alabalık üretimi gerçekleştiriyoruz. Tabii bu iç göllerde, iç barajlarda en fazla alabalık üretilen belki de Türkiye'de 2. 3. sıralarda olan bir il konumuna geldik. Dolayısıyla bizim burada belli bir boya, belli bir kiloya ulaşmış alabalıklarımız Karadeniz'e göndermek suretiyle nakillerini yapmak Türk somonu olarak yurt dışına ihraç haline geliyor. Dolayısıyla belki de yurt dışına gönderilen birçok Türk somonu ilimizde üretilen alabalıkların Karadeniz bölgesine gönderip orada somon haline getirdikten sonra ihraç konuma geliyor. Dolayısıyla bizim şu an için
Hirfanlı barajımızda dediğimiz gibi 5000 ton kapasitesine sahip alabalık tesislerimizde yaklaşık 2500 ton civarında bir üretimimiz var. Bu konuda da Kırşehir'imiz önemli bir yerde, önemli bir potansiyele sahip. Biz de üreticilerimizin tabii sadece üretmek değil, o ürünlerin de işlenip belli bir mamul haline getirdikten sonra katma değerini artırma yönelik destek müracaatları da var üreticilerimize. Biz de bunları gerekli kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Arpaya hasat ettiniz, buğdaya hasat ettiniz, yani tritikale filan da hasat edildi. Bu arada hani bu bölgede genelde Temmuz başında başlıyor, Temmuz'un sonuna kadar devam ediyor. Ama Kırşehir'e geldiğiniz zaman şöyle bir şey görürsünüz. Genelde her tarafta arpa vardır ve nohutla ayçiçeği vardır. Bu sene nasıl, nohutla ayçiçeğinde durum nasıl, bir durum iyi mi? Hasada onların da çok bir şey kalmadı. Evet, biz tabii bizim üretim havzamızda 13 adet ürünümüz var. Yani üretim yelpazemiz oldukça geniş. Kırşehir ilimizin üretim yelpazesi geniş. Bizim de üretim havzamızda 13 tane ürünümüz var. Tabii bu sene arpa ve buğdayda hasat gerçekleşme oranı şu an itibariyle %80'lere gelmiş durumda. Yani hemen hemen %80'ini hasat etmiş durumdayız. Çok az bir alanımız kaldı hasatta. Tabii bunun akabinde yine nohut, yeşil mercimek, yine ayçiçeği gibi ürünlerimiz takip edecek hasat dönemini. Şu an tabii iklimin çok uygun geçmesi, uygun çeşit seçimi, verimli çeşit seçimi, kurak şartlara dayanıklı verim çeşidin seçilmesi, dediğimiz gibi iklimin çok uygun geçmesi tabii nohut rekoltemizi de, nohut verimimizi de oldukça yükseltecek. Yine yeşil mercimekte de aynı şekilde, yağlık ayçiçeğinde aynı şekilde. Nohutta da hasatımız yavaş yavaş başladı. Tabii bizde de sahadan tespit ettiklerimiz, gördüklerimiz, duyduklarımız, bildiklerimiz ve gördüklerimiz, kontrol esnasında gördüklerimiz, nohutta da verimli bir sene bizi bekliyor inşallah. Bir sıkıntı gözükmüyor şu an. Hiçbir sıkıntı yok ve verimin de oldukça yüksek olduğunu görüyoruz nohutta da. Yine yeşil mercimekte hasat işlemleri başladı. Yeşil mercimekte de verimimiz oldukça yüksek durumunda. Tabii biz bu ürünleri takip ediyoruz. Dediğiniz gibi araziye baktığımız zaman birçok ürünün, görüş açımızda birçok ürünün olduğunu görüyoruz. Şu patates an, de arttı bu arada. Patates ekiliş alanı da arttı. Evet. Özellikle bizim bulunduğumuz bu bölgeler, dediğimiz gibi Kızılırmak Havzası'nın kenarı. Bu bölgede sulu tarım imkanı oldukça fazla. Dolayısıyla son dönemde patates ekiliş alanları oldukça artmış durumda. İlimiz genelinde yaklaşık 20 bin dekarlara varan oranda bir patates ekilişi oluşmuş durumda. Tabii bizler de il ve ilçe müdürlüğü olarak sürekli bunların ekimden hasat dönemine kadar sürekli denetimleri, kontrolleri, numune alma, analizleri sürekli çok titizlikle takip ediyoruz. Çok şükür herhangi bir sıkıntımız olmadı. Sürekli denetim ve kontrol ekiplerimiz sahada. Dediğimiz gibi tüm ürünlerimizde iklimin uygun geçmesiyle birlikte tüm ürünlerimizde verim artışı bekliyoruz. Yüksek verim bekliyoruz. Evet. Müdürüm peki şeyi merak ediyor. Bazı çiftçiler bize soruyor. Biz en yetkili kişilerden birine soralım. Hani arpaya ofis aldı. Ofiste yer var mı? Nohutta da aynı şekilde ofis almaya devam edecek mi bu sene? Yani nohutla ilgili şu an Toprak Mahsulleri Ofisimizin tabii bakanımıza bağlı bir kuruluş. Onun kararı onlar verecektir. Onların açıklaması. Onun dışında arpa ve buğdayla ilgili biz herhangi bir alımda herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Şu an çiftçilerimiz Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından Kırşehir genelinde oluşturulan 9 adet alım ünitesinde alım işlemlerini gerçekleştirmiş oluyorlar. Şu an için son açıklamalarda da TMO Genel Müdürümüz tarafından çiftçilerimizin tüm ürünlerini hepsini alacağız. Hiçbir sıkıntı yok. Kırşehir'de de bu konuyla ilgili Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından gerekli önlemler alınmış durumda. Çok açık yığın sahaları, lisanslı depolar, kiralanan alanlar, ofisimizin kendi depoları, tüm önlemler ve tedbirler alınmış durumda. 9 alım çiftçi ünitesinde mağdur edilmeyecek diyorsunuz. Çiftçi mağdur edilmeyecek. Çiftçilerimizin tüm ürünleri, ÇKS'ye kayıtlı tüm ürünleri alınmış olacak. Çiftçi beklemeyi çok sevmiyor. O randevu sistemine biraz tepki yaptılar ama zamanla bence o çok güzel, düzenli, planlı olacaktır. Çiftçi hiç beklemeden gelecek, randevusuna uyacak, gidecek. Çünkü onun için de iyi olacak. İlimizde de dedik ya, hani bu ürünler fazla üretiliyorsa bu ürünlerin depolanmasına yönelik, işlenmesine yönelik tesislere de destek veriyoruz dedik. Bu noktada da ilimizde de yani bu konuda müracaat etmiş ve çalışmasını tamamlayan birçok depolarımız var. Bunlar da inşallah bu sene içerisinde lisansını almış olacak, faaliyete geçmiş olacak. İnşallah ileriye dönük hiçbir sıkıntı kalmayacak bu noktada. İnşallah müdürüm. Müdürüm son olarak da programımız bitmek üzere. Belki de bitti, kameraman beni uyarıyor ama şeker pancarı ile ilgili bir şey söylemek ister misin? Sonuçta bu bölge şeker pancarının oldukça önemli olduğu ve kaliteli şeker pancarının olduğu bir bölge. Evet, doğrudur. Tabii Kırşehir ilimizde şeker fabrikamız da var. Evet. Özellikle dediğimiz gibi sulu alanlarımızda yonca ve silajlık mısırın yanı sıra şeker pancarı ekilişimiz de oldukça fazla. İlimizde
Dediğimiz gibi bir şeker fabrikamız var. Özellikle toprak yapısı itibariyle, iklim itibariyle pancarımızdaki şeker oranı, polar oranı oldukça yüksek. Dolayısıyla kaliteli şeker pancarı üretimi var. Bizim ilimizde de yaklaşık 40 bin dekarlar civarında bir şeker pancarı üretimimiz var. Şu an için ürünlerimizi dediğimiz gibi her üründe kontrol ve denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şeker pancarında da yapmış olduğumuz kontrollerde ürünlerin gelişiminin oldukça iyi olduğunu görüyoruz. İnşallah çok şükür. Şeker pancarı ürünümüzde de çiftçilerimizin yüzünü güldürecek ve iyi bir gelir elde etmiş olacaklar. Dolayısıyla ürünlerimizdeki gelişim güzel, veriminde onda da oldukça yüksek seviyede olacağını düşünüyoruz. Verimlerin iyi olması bizim için çok sevinirici. Ülke olarak zor bir sezona başladık, seneye başladık. Evet. Tüm vatandaşlarımız yanımızda oldu. Yani dualarla ayakta durduk. Rabbim birilerini bin yapsın dedik her zaman biz Hatay'da, Maraş'ta, Antep'te. Evet. Şükürler olsun Rabbim hepsinin birini bin yaptı. İnşallah daha da çok kazanırlar. İnşallah. Evet müdürüm, programımız sona erdi. Hani sizle biz uzun süre uzun konuşuruz ama evet, belli bir süremiz var. Son olarak buradan çiftçilerimize neler söylemek istersiniz? Yani çiftçilerimize çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi Kırşehir çiftçisi oldukça bilinçli, tekniğine uygun tarım yapan, il ve ilçe müdürlüklerimize sürekli istişare halinde olan, sürekli bizlerin önerilerini dinleyen ve uyan, her zaman yanımızda olan, özellikle sivil toplum örgütleri dediğimiz ziraat odalarımız, birliklerimiz, odalarımız, yetiştirici ve üretici birliklerimiz sürekli tarım il ve ilçe müdürlüklerimizin yanındalar. Hep birlikte ortak istişarelere çalışıyoruz. Bu noktada oldukça şanslı konumdayız biz Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak. Tüm sivil toplum örgütü, STK başkanlarımıza teşekkür ediyorum ben İl Tarım Müdürü olarak. Çünkü ne zaman bir araziye gitmiş olsak, çiftçimizin yanına gitmiş olsak, ne zaman ihtiyacımız olsa her zaman yanımızdalar. Sürekli önerilerimizi dinlemek suretiyle, biz de istişare olarak suretiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dediğimiz gibi hem çiftçilerimiz hem tarımla ilgili tüm STK'larımız her zaman yanımızda oldular. Bu noktada da onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Sizlere de bizlere İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün faaliyetlerini anlatmak noktasında, özellikle tarımsal üretimin fotoğrafını çekmek için, bizlere konuşma fırsatı verdiğiniz için, anlatma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii Kemal Bey benim yakın çalışma arkadaşım. Yani bir tabii yakın çalışma arkadaşımız. Birlikte sürekli sahada denetimlerimizi, kontrollerimizi yapıyoruz. Kemal Bey sadece böyle alanlarda değil, dediğim gibi sürekli her gün sahalarda birlikteyiz. Evet, onun için kendisine de teşekkür ediyoruz. Kendisi de özverili bir arkadaşımız. Çok teşekkür ediyoruz. 2023 yılının tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. Biz çok teşekkür ederiz müdürüm. Evet sevgili Çiftçi TV izleyicileri, bu toprakların kanalı Çiftçi TV'de Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürümüz Duran Seçen'le Kırşehir tarımı üzerine güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım sizler için de seyir zevki yüksek bir program olmuştur. Yeni programlarda görüşmek üzere.